Canon'un profesyonel modellerinden gelen gelişmiş teknolojisi ve 10,1 megapiksellik CMOS algılayıcı ile kendini geliştirmek isteyen fotoğraf meraklıları için uygun fiyatlı ve kolay kullanım sunan EOS 1000D ile dijital EOS dünyasına adım atmak çok kolay. Fotoğraf makinemiz elimize rahat oturacak şekilde ergonomik tasarlanmıştır. Gövdeyi rahat bir şekilde tuttuktan sonra işaret parmağımızla gövdenin sağ üstünde bulunan ayar düğmelerini, baş parmağımızla da gövdenin arka sağında yer alan ayar düğmelerini kullanırız. Gövdede yer alan kontrollere bakalım. Açma kapama düğmesi gövdenin sağ üstünde, mod kadranın altında yer alır. Baş parmağımızı kullanarak bu ikiliği kolaylıkla EOS 1000'de 7 sekmede kategorilere ayrılmış menüsü ile pek çok konuda ince ayar yapmanıza izin verir. Bu bölümde menülerin hepsine tek tek bakmak yerine ilk etapta bilmemiz gereken önemli ayrıntılara bakacağız. Kimi ayarları da diğer videolarımızda yeri geldikçe anlatacağız. Bu videolarda bulunmayan ayarlar için kullanma kılavuzuna bakabilirsiniz. Bip sesi. Bip. Fotoğraf makinemiz netleme yaptı. Bu videomuzda EOS 1000D'yi kullanarak nasıl fotoğraf çekebileceğimizi göreceğiz. Öncelikle fotoğraf makinemizi P moduna alalım. Kayıt tipini ayarlayalım. RAW mu, JPEG mi? Fotoğraf formatları ve ISO isimli videomuzda RAW ve JPEG formatlarının güçlü ve zayıf yönlerini anlatmıştık. Çekime başlamadan önce hangi formatı kullanacağımıza karar vermeliyiz. EOS 1000D farklı çekim koşulları ve amaçları için toplam 12 çekim modu sunar. Tam otomatik. Tam otomatik modda pozlamaya, netlemeye ve daha pek çok ayara fotoğraf makinesi bizim yerimize karar verir. Tam otomatik modda değiştirebileceğimiz ayarlar ise oldukça azdır. Tüm modlarda olduğu gibi değiştirebileceğimiz ayarları toplu olarak hızlı kontrol edelim. Fotoğraf makinesinin beyaz ayarı özelliği, fotoğrafı çekilen sahnenin renklerini fotoğrafçının istediği şekilde kaydetmek için vardır. Buradaki mantık renkleri bizim gördüğümüz gibi bırakmak olabileceği gibi, ortamdaki ışık kaynaklarından kaynaklanan renk sapmalarını düzeltip beyazların beyaz görünmesi şeklinde de olabilir. Beyaz ayarı nasıl değiştirilir? Beyaz ayarını değiştirmenin en hızlı. EOS 1000'de kılavuz numarası 13 olan dahili flaşının yanı sıra harici flaşlar için de pek çok ayar imkanı sunar. Öncelikle dahili flaş ile yapabileceklerimize bakalım. Dahili flaş. Düşük ışıklı ortamlarda hızlı enstantaneler elde edemiyorsak fotoğraflarımız flu çıkabilir. Bunun önüne geçmek için dahili flaşı kullanırız. Flaşı açmak için flaş açma düğmesine basalım. Flaşlarla ilgili tüm portre çekerken alan derinliğinin kontrolünün bizde olmasını isteriz. Bu sayede fotoğrafta neyin net, neyin flu olması gerektiğine biz karar verebiliriz. AV modu bu yüzden portre çekimi için en uygun mod olacaktır. Konumuzu arka plandan ayırmak için telelens, küçük f-değeri ikilisini kullanabiliriz. Bu sayede sığ alan derinliği elde ederek konumuzun ön planda olmasını sağlarız. Her zaman konumuzu arka. Manzara çekimi yaparken de yine önceliğimiz alan derinliği olduğu için AV modunu kullanmak daha uygun olacaktır. Pozlama. Pozlama için rahatlıkla değerlendirmeli ölçümü seçebiliriz. Işığın az veya fazla gelmesi durumunda poz terapisi uygulayarak istediğimiz sonucu elde edebiliriz. Aydınlık ve gölge tonları arasında aşırı derecede ton farkı olursa gökyüzündeki detaylar kaybolabilir. Bunu askıya. Düşük ışıkta yeterli enstantane süreleri elde edebilmek için en sık kullanacağımız yöntem ISO değerini artırmak olacaktır. ISO değerini artırırken mevcut ışık koşullarında kullanılacak en düşük ISO'yu seçerek işe başlamak önemlidir. Işık hala yetersiz geliyorsa ISO değerini artırmaya devam edebiliriz. Yüksek ISO hızı kullanma gider. JPEG çekiyorsak yüksek ISO. Temel fotoğrafçılık eğitimi serimizin Enstantane isimli dersinde enstantane konusunda detaylı bilgi vermiştik.
Bu videomuzu izlediyseniz hareketi yakalayabilmek için hızlı enstantaneler kullanmamız gerektiğini anlamışsınızdır. Hareket ile çalıştığımız için enstantane öncelikli mod olan TV modunu seçelim. Hareketi dondurmak istediğimizde hızlı enstantaneler, hareketi hissettirmek istediğimizde ise uzun enstantaneler kullanmalıyız.